Evet efendim, şimdi yanımızda ustamız var, Cihan ustamız var. Bir tanıyalım kendisini. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Cihan usta kimdir? Şöyle bir kendinizi tanıtır mısınız? Vallahi ailede şu anda 3. kuşağım meslekte. Çok küçük yaşlarda başladım, 12 yaşında başladım çalışmaya. Yaklaşık 43 sene oldu. 43 seneden beri aynı yerde işte birçok tatlıyı üretmeye devam ediyoruz. Hiç bırakmadan evet. Aynı istikrarla çalışmaya devam ettik. Aynı istikrarla evet, mümkün olduğu kadar üstüne koyarak gitmeye çalışıyoruz. Yeni şeyler yakalamaya, yeni şeyler bulmaya çalışıyoruz. Tabii burada bu arada eski tatları da ihmal etmiyoruz kesinlikle. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, tabii yemeğin içinde olmak çok güzel bir duygu ama tatlının içinde olmak eşsiz bir şey olsa gerek. Ya tabii çok güzel bir şey. Tabii dikkat etmek lazım. Benim gibi olabilirsiniz. Kilolar gidebilir biraz. Tabii çok çok farklı ve çok güzel bir şey. Yani tatlının içinde olan tatlı yemez filan derler. Tatlıdan hoşlanmaz derler. Ben yani hiç öyle bir şey olmuyor. Yiyorum, beğeniyorum. Seven insan yiyor sürekli, evet. Peki kaç çeşit tatlı üretiyorsunuz? Kaç yılında kuruldunuz? Burası da Beyoğlu'nun merkezi bir noktasındasınız. Evet. Yani şimdi burası, buranın kuruluşu 1978. 77-78 hemen hemen kurulduğundan beri ben buradayım zaten. Rahmetli dedemin kurduğu, büyük babamın kurduğu bir yer. Ama firma kuruluşumuz 1957 İstiklal Caddesi'nde başlamış ilk önce ailemiz. Firma kuruluşumuz 1957, daha eskilere dayanıyor. Burası 78-77. Çok da eski tarihten geliyorsunuz. Evet. Hala o şeyi yitirmeden buraya kadar gelmişsiniz, evet, günümüze aynen, kadar. Aynen öyle. Evet tabii dikkat ediyoruz. Yani özenle çalışıyoruz. Mutfakta çalışmak zaten çok güzel bir duygu dediğimiz gibi ama tatlı mutfağında çalışmak daha güzel bir duygu. Evet, evet. Nasıl gidiyor peki? Salgın dönemini atlatmak üzereyiz aslında, hala içindeyiz ama bu süreçten etkilendiniz mi? Nasıl oldu? Evet ya, tabii salgın döneminde işte kısıtlamalar, kapamalar, tabii çeşitli sıkıntılarımız, ticari ve ekonomik olarak çeşitli sıkıntılarımız oluyor tabii, olmuyor değil. Bunlar etkiliyor bizim şeyimizi, işimizi mutlak surette etkiliyor. Servis olmaması, servisin kapalı olması. Bunlar... Ama herhalde insanların tatlı ilgisi onları etkilemez diye düşünüyorum. Ya tabii yani tatlıyı seven insan muhakkak bir şekilde buluyor yani, bizi buluyor. Ama tabii insanların rahat, çekiniyor insanlar alışveriş yapmaktan, sokağa çıkmaktan çekinen insanlar var. Tabii bu durum biraz etkiliyor ama idare ediyoruz. Evet. Yani. Şimdi güllaç yapımını konuşacağız sizinle. Evet. Güllaç da Ramazan ayının olmazsa olmaz tatlılarından bir tanesi. Evet. Onun yapımını isteyeceğiz sizden. Aslında püf noktalarını izleyeceğiz. İzleyicilerimiz de bir taraftan bekliyorlar merakla ama tabii, biraz tabii. Daha sohbetimize devam edelim. Buranın tarihi yapısından biraz daha bahseder misiniz? Güllaç zaten çok uzun yıllardan beri var biliyorsunuz. Osmanlı döneminden beri var. Aktarılması lazım. Biz aktaracağız. Biz çocuklarımıza bunu aktarmaya çalışacağız. Herkesin aynı şekilde yapması lazım. İsterseniz bir de mutfağa geçip oradan dinleyelim. Güllaç yapımına bir bakalım isterseniz. Olabilir tabii. Efendim şimdi güllaç yapımınızı Cihan Usta'dan dinleyeceğiz. Bakalım nasıl yapılıyormuş, püf noktaları nelermiş, hep birlikte devam edelim. Evet efendim, o meşhur güllacı ustasından dinleyeceğiz. Cihan ustamızla sohbetimize devam ediyoruz. Efendim meşhur dedik, Ramazan'ın olmazsa olmazı dedik. Evet. Peki püf noktalarını ve yapılışını şöyle bize bir anlatır mısınız? Anlatayım tabii. Güllaç yapmak aslında çok zor değil. Yani herkes yapabilir. Sadece bir iki tane püf noktası var. Şimdi biz 1 kilo süt için 300 gram şeker kullanıyoruz. Hı-hı. Yani şöyle bir tepsi güllacı yapmak için yaklaşık 3,5-4 kilo süt kullanmak gerekiyor. Yani 1 kiloya 300 gram, ölçüsünü öyle söyleyeyim size. 1 kilo sütte 300 gram şeker kullanıyoruz. Fazlası ve azı bizim ölçümüzü bozuyor. Fazlası biraz daha şekerli oluyor. Gerçi çok şekerli seven insanlar bir tık yukarı atabilir. 350 gram koyabilir 1 kilo örneğin. Güllacı biz süt ve şekeri kaynattıktan sonra güllaç yapraklarının kenarlarının kalın kısmını kesiyoruz makasla. Hı. Çünkü o yerken rahatsız edebilir, süre çekmeyebilir tam. Evet, birinci püf nokta geldi. Evet, birinci geldi. Geldi efendim, yazın. kalın
kalın kısmı ama her kenarının her kısmı kalın değildir. Ona bakmak lazım. Hı-hı. Kalın olan kısımlarını kesiyoruz. Ondan sonra o yaprakları tek tek hazırladığımız süte batırıyoruz. Evet. Kaynattığımız ölçüsünü demin verdim. 1 kilo süt de 300 gram şeker ama bir tepsi için 1 kilo süt yeterli değil tabii. Süte batırıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Evet. Tepsiye dizdikten sonra yani tepsiyi o şey herkesin kendi göz kararına bağlı. Tepsinin ortasına gelince arasına ceviz koyacağız. Sadece ceviz mi koyuyoruz? Başka ürünlerde koyabiliyor muyuz? Her şey kullanılabilir ama ceviz güllaca bence daha çok yakışıyor. Biz mesela cevizli güllaçtan başka fıstıklı yapıyorlar birçok yerde. Badem koyan mı? Badem koyan var, fıstık koyan var. Çilek bile koyan var, meyveli de yapan var güllacı. Ama biz genellikle klasik yani cevizli yapmayı tercih ediyoruz. Evet, onun özü cevizli olan değil mi yani? Evet, esas cevizlidir güllaç. Ve biz kullandığımız cevizi, bir ikinci püf noktayı vereyim size, kullandığımız cevizi mutlak surette yıkıyoruz. Hı-hı. Sıcak suyla yıkıyoruz içine koyduğumuz cevizi. Onun nedeni nedir? İkinci püf nokta geliyor şimdi. Onun nedeni, şimdi cevizin, bazı cevizlerin belli bir arada hepsinin olmaz ama belli bir acılığı olabilir. Hı-hı. Yani sıcak suyla yıkadığımız zaman o acılığı alıyor. O önemli. Bir de güllaç... Evde yaptığınız, biz mesela yaptığımızı günlük ayarlayıp satabiliyoruz ama sattığımız insanları, alan insanları bir gün kalabiliyor güllaç evde. Evlerinde bir gün kalabiliyor. Tamamını yiyemeyebilirler. Veya ertesi gün için alabilirler. Onu da düşünerek cevizi yıkıyoruz. Çünkü ceviz yıkanmadığı zaman şey yapıyor. Güllacın biraz kararmasına sebep oluyor. Bir gün beklediği zaman rengini atar. Her rengi attığı zaman lezzeti bozulmaz ama yani görsel olarak İnsanları rahatsız edebilir. Evet, renk verdiği için, siyahlık verdiği için. Siyahlık verdiği için, şimdi bu bembeyaz güllaç. Biraz rengi karardığı zaman insan yerken onu acaba bir şey mi oldu falan diye düşünebilir. Yani öyle bir şey oluşmasın diye de hem cevizin acılığını almak hem de... Bunu da aslında izleyicilerimiz evde yaparsalar muhakkak uygulayacaklar da çok önemli bir şey. Çok çünkü. Önemli. Bir de yap o zaten hani... Şimdi meslektaşlarımızı kötülemiş olmayalım ama yani pek yapıldığını zannetmiyorum birçok yerde. Şeyi zaten özellikle şu pandemi döneminde cevizin mutlak surette sadece güllaçta değil, biz diğer ürünlerimizde de kullandığımız, yaptığımız bütün ürünlerde de cevizi yıkamadan özellikle kesinlikle kullanmıyoruz sıcak suda. Çünkü hem acılığını alıyor hem de hijyenik olması açısından yani... Diğer tatlılarda da uyguluyorsunuz yani bunu. Muhakkak uyguluyoruz. Ben çünkü yıkandıktan sonra daha şey oluyorum. Onu daha huzurlu bir şekilde kullanıyorum. Eminim bunu ilk kez duyan izleyicilerimiz vardır. Evet. Böyle yani. Güllacı, sonrasında ne yapıyoruz? Sonrası güllacı ortasına cevizi koyduktan sonra yıkadığımız, güzel sıcak suda yıkadığımız 2-3 kere yapıyoruz biz o işlemi. 2-3 kere yıkıyoruz cevizi. Evet. Yıkadıktan sonra ortasına koyuyoruz. Tekrar üstüne örneğin İnsanlar evde yaparken bir paket güllacı ikiye ayırıp yarısını altına, sonra cevizi koyduktan sonra yarısını da üstüne kullanabilirler. Hı hı. Üstünü de kapattıktan sonra güllacını aynı şekilde süte batırarak, ondan sonra sütü, o kaynamış sütü yavaş yavaş şey yapıyoruz tekrar. Çünkü süte batırıp tepsiye koymamız güllacın sütü çekmesine yeterli gelmez. Tekrar böyle üstüne yavaş yavaş şey yapıyoruz, gezdiriyoruz güllacın. Onu zaten güllacın yumuşaklığından hafifçe bir çatalla üstüne dokunup baktığınız zaman yumuşaklığından sütü çekip çekmediğini anlarsınız. Gayet rahatlıkla anlaşılabilir. Hangi süt türü olduğu önemli mi? Keçi sütü, inek sütü? Yok, genellikle inek sütü kullanmanız gerekiyor, kullanmamız gerekiyor. Çünkü keçi sütü, diğer sütler, koyun sütü, manda sütü hem bulmak çok zor. Hı-hı. Yani güllaç yapımı bizim için zor mesela. Yani fazla miktarda yaptığımız için. Tadını etkiliyor mu peki? Yok, yani... Ben keçi sütü, koyun sütünden falan hiç denemedim şeyi, güllacı ama ağır olacağını düşünüyorum. Yani sonuçta Ramazan tatlısı, insanlar genellikle evet. İftardan sonra yiyor. Bunu hafif olması lazım. Yani keçi sütü, manda sütü, bu tür sütler çok daha yağlı olduğu için daha ağır gelebilir. Çünkü bu tarz yapanlar da var, o yüzden sordum size de. Asıl ustasına sormak çok önemli tabii bunu. Tabii, yani keçi sütünü zaten keçi şimdi manda sütü kaymağı kullanılıyor, güllaca... Kullanılmaz genellikle. Yani üreticiler kaymağı kullanmayı tercih eder onu.
Keçi sütü kalıyor geriye. Keçi sütü hem bulmak zor hem de bulunsa bile ağır olur. Evet. Diye düşünüyorum ben. Evet, sonra devamına geldik. Artık bitişine doğru geliyoruz. Tabii tabii. Yani güllacı bu en son işlemi yaptıktan sonra, sütü verdikten sonra, kalan sütümüzü kullandıktan sonra güllaç iyice yumuşayacak zaten. Çatalla bastırdığımız zaman onu anlayacağız. Belirli bir süre soğuttuktan sonra üstünü istediğimiz şekilde süsleyebiliriz. Biz üstüne burada fıstık ve nar kullanmayı tercih ediyoruz. Genellikle ama nar. Ramazan'da genellikle nar ama nar olmadığı zaman çilek. Yani çünkü mevsim her sene Ramazan 10 gün geriye geldiği için narı bulamadığımız mevsimler olacak muhakkak. O zaman farklı şeyler kullanıyoruz. Evet, baştan beri böyle miymiş yani güllaç? Evet. En başından yapıldığı andan beri gelmiş değil mi aynı şekilde? Yok, eskiden güllaçta genellikle şey aranıyordu, gül suyu aranıyordu. Gül suyu kullanan bazı şeyler var, hala bazı firmalar var ama biz gül suyu kullanmayı tercih etmiyoruz. Hem gül suyu şey değil, yani alabileceğimiz gül suyu eski tarzda değil. Hem de gül suyu insanların çoğunu rahatsız ediyor. Mesela 10 kişiden 5 kişi gül suyunu seviyor, 5 kişi sevmiyor ama gül suyu kullanmadığımız zaman... Yani gül suyunu seven insan da gül suyu olmadığı zaman alıp yiyebiliyor güllacı. Evet. O yüzden biz kullanmayı tercih etmiyoruz. Herkese hitap ediyor yani. Herkese hitap ediyor, evet. Açıkçası ben de mesela yaptığım zaman bir gül suyu olan güllaç olsun, bir de olmayan olsun, gül suyu olanı tercih etmiyorum. Evet. Benim de hoşuma gitmiyor. Evet. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? İzleyicilerimize bir tavsiyeniz var mı güllaçla ilgili? Güllaçla ilgili herhangi bir tavsiyem yok. Zaten tamamını anlattım. İki tane püf noktası vardı. Onları da söyledim. Cevizi yıkamak, kalın kenarları kesmek. Efendim dikkat edin bu kurallara. Kalın kenarları kesmek. Bunları söyledik. Onun haricinde işte yumuşaklığını ayarlamak. Evet, önemli. Aslında oradan biraz daha bahsedebilir miyiz o noktada? Kıvamını nasıl ayarlayacağız? Bazen süte çok batırıyor olabiliriz ya da batırmıyor olabiliriz. Şimdi mesela sütümüz ocakta. Süt ve şeker karışımı ocakta. Bunu çok ılık bir şekilde sütümüz ılıkken güllaç yapraklarını batırıp tepsiye koyuyoruz. Çünkü çok sıcak olduğu zaman zaten elimiz dayanmaz ona. O işlemi yaptıktan sonra en son sütü verirken ocağın altını bir tık daha açıp biraz daha kaynatmak lazım. Kalan sütü daha iyi emsin diye güllaç. En önemlisi o. Yani biraz daha kaynatıp üstüne verdikten sonra çatalla şöyle bir çatal alabilir miyim Yusuf? Göstereyim mi çatalla? Evet tabii ki. Çatal o da çok önemli şimdi tam olarak anlamamız açısından. Şöyle çatalla böyle güllacın üstüne bastığımız zaman zaten yumuşaklığından şöyle bastığımız zaman bakın süt çıkıyor görüyorsunuz. Evet. Bastığımız zaman gayet yemeğe hazır. Böyle diyorsunuz. İki püf noktası var. Bir tanesi kalın kenarlarını kesmek, bir tanesi de cevizi yıkamak. O çok önemli. Hem rengini vermemesi açısından. Ben çok önemsiyorum onu. Evet. Tabii. Cevizin yıkanması çok önemli. Sizin tecrübeli birisi olarak sizden öğrenmemiz çok güzel bu nokta. Evet. Hem ertesi güne kaldığı zaman kararmasını önleyecek. Hem de daha temiz ve daha gönül rahatlığıyla yiyebileceğiz güllacımızı, öyle diyelim. Evet, teşekkür ediyorum. Güllaç yapımını anlattınız bize ama başka tatlıları da anlatmanızı rica edeceğiz. Çünkü Ramazan deyince tatlı geliyor aklımıza. Başka meşhur tatlarınız vardır diye tahmin ediyoruz. Çünkü tezgahlar renkli, çeşit çeşit görünüyor. İsterseniz diğer tatlımızı anlatalım. Efendim, diğer tatlımıza geçeceğiz şimdi. Evet efendim, şimdi biraz ayva tatlısına bakalım. Ayva tatlısının buradaki özelliği ne? Ustam, sizde meşhurmuş ayva tatlısı ama. Evet, ayva tatlısının bizdeki en büyük özelliği, biz gıda boyası kullanmıyoruz kesinlikle. Ve ayvanın yapımından biraz bahsedeyim isterseniz. O tabii. Önemli çünkü. Ayvanın ortadan ikiye bölüp yapıyoruz ayvayı. Ve sert kısmını, ortalarını şeyle alıyoruz, kaşıkla alıyoruz. O yerken rahatsız etmesin. Çünkü ortası serttir hayvanın biraz. Evet. Yerken rahatsız edebilir insanı. Ne kadar pişse de gene biraz bir tık sert kalabilir o. Hı-hı. Kaşıkla alıyoruz orayı.
Ondan sonra ayvaları şeyde haşlıyoruz. Şekerli suda haşlıyoruz öncelikle. Aşağı yukarı bu haşlama işlemi 1 saat kadar sürüyor. Ayvanın yapımı bayağı uzun. Haşladıktan sonra ortasını aldığımız bölümlere kendimiz elma marmelatı yaparak elma marmelatıyla şu ortasını, ayvanın şu orta bölümünü dolduruyoruz. Elmayla ayvayı birleştiriyorsunuz. Ama elma çok az. Onu yani siz ayva tatlısını yediğiniz zaman ayva daha baskın gelecek. Ayvanın lezzetini alacak. Alırsınız. Elmanın da lezzeti gelecek. Çok güzel aslında. Evet. Zaten kullandığımız elma da ekşi elma kullanıyoruz. Hı-hı. Tatlı elma kullanmıyoruz ortaya. Ekşi elmadan marmelat yaparak yapıyoruz. Ondan sonra bu ortadan kesip haşladığımız ayvaları, şekerli suda haşladığımız ayvaları aynı suyunda, tabii burada haşlama suyuna karanfil de atıyoruz biz. Bir miktar karanfil de atıyoruz. Hı-hı. O da bir lezzet veriyor. Onları aynı suda şerbetinde tepsiye dizerek fırınlıyoruz. Yaklaşık 2 saat fırında kalıyor şey. Ayva tatlısı 2 saat pişiyor fırında. O derecelerini de söyler misiniz izleyicilerimiz de şimdi yapmak isterse onları derecelerini de ne kadar derecede yapıyorsunuz onları da söyler misiniz? Derece 180 derecede pişiriyoruz genellikle fırında. Tabii o şeye göre yani ayvanın aldığı renge ve pişime göre dereceyi düşürebiliyoruz. Çünkü çok uzun süre kalıyor şeyde fırında. Onun haricinde başka söyleyebileceğim ayva ile ilgili yani sert bölgelerini almak çok önemli. Ve hem haşlamak hem pişirmek. İkisini birden yapmak lazım. Çünkü bazıları yani sadece haşlama ve sadece pişirme ile olmuyor. Fırında pişirme ile olmuyor. İkisini birden yapmak lazım. Biraz uzun sürecek. Yani 2,5-3 saat falan sürecek. Ya daha önce soyulması, etmesi o aşamaları hiç söylemiyorum. Sadece yapım aşaması. Ayvalar hazır hale geldikten sonra yapım aşaması 2,5-3 saat sürüyor düşünün. Ya biraz uğraşmak gerekiyor. Başka püf noktası yok. Yani şu anda uğraşmak lazım. Sadece 2,5-3 saat uğraşmak lazım. Ya yani şimdi evde de mesela evde ayva tatlısını yapan bir insan da yani bir gün içinde zamanının büyük bölümünü ayırması gerekiyor. Ayva tatlısı yap, iyi bir ayva tatlısı elde edebilmek için. Bir de evde haşlama ve fırında da pişirilebilir. Yani evlerde fırınlar da müsait şu anda olabilir. Fırında da yapılabilir yani evde de yapılabilir. Bu arada sizle konuşurken düşünüyorum evde nasıl yapılabilir diye. Ben hiç yapmadım evde çünkü. Yapılabilir yani aynı lezzette yapılabilir evde de. Aynı lezzet elde edilebilir. Tabii yani bizimki kadar olmasa da bize yakın olabilir. Öyle söyleyelim efendim. Biz çünkü yıllardan beri yaptığımız için bir el alışkanlığımız var. Onu yakalamak tabii hemen ilk yapmada, ikinci yapmada kolay olmayacaktır. Çok zor. Gerçekten deneye evet. Artık böyle üçüncü, dördüncü denemede anca yakalayabiliriz. Üçüncü, dördüncü denemede tabii deniyorsunuz. Denerken insan kendinden de bir şeyler katabiliyor. Sadece elinize aldığınız tarif, baktınız yani yapacağınız tarifle bir yere ulaşmak çok şey değil. Yani kendinizden de severek yapıyorsanız işinizi muhakkak bir şeyler yakalayıp bir şeyler ilave edip bir şeyler katıyorsunuz zaten. O da önemli. Sevgiyle yapmak çok önemli. Tabii farklı şeyler meydana çıkıyor bu zaman bu sefer. Evet tabii buranın lezzetli, bütün tatlıları lezzetli ama isterseniz tarihi yapısından bahsedelim dükkanınızın. Evet. Nereye uzanıyor şimdi? İsmi nereye uzanıyor? Tarih nereye uzanıyor? Şöyle biraz daha ondan bahseder misiniz? Bahsedeyim. Ben firma olarak üçüncü kuşağım. Biz üçüncü kuşağız kardeşimle birlikte şu anda. Yani işin başında olan üçüncü kuşağız. Firmanın kurucusu dedemiz rahmetli, büyük babamız. Kuruluşumuz 1957. Ama en uzun süre kardeşimle birlikte biz kaldık. Ben kaldım şeyde. Firmanın başında öyle söyleyeyim. Ben 78 yılında çocuk yaşlarda başladım. Buralara kadar geldik. 43 sene durmadan devam ediyoruz. Sakarya Tatlıcısı adı nereden geliyor? Sakarya Tatlıcısı adı işte 1957 senesinde bu İstiklal Caddesi'nde rahmetli büyük babamız dedemiz ilk firmayı kurduğunda açılış yaparken hazırlamış. Bütün her şeyi hazırlamış. Dükkanın ismini Meydan Muhallebicisi olarak, muhallebici olarak açmış. Meydan koymaya karar vermiş. Yani hazırlamış her şeyi. Bir gün var. Ertesi gün dükkanı açacak. Yani o gün bir dikkatini çekmiş. Yaşlı bir beyefendi dükkandan içeri girmiş. Hazırlık aşamasında. Ertesi gün açılacak. O da Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılan bir gaziymiş.
İlginç bir hikaye geliyor şimdi. Evet. Sonra dedemizle sohbet edince, sohbet etmiş biraz. Ondan sonra ya ismin çok anlamsız bulduğunu söylemiş. Yani meydan hiçbir anlamı yok demiş. Ya bu kadar güzel isimler varken niye bunu düşündün diye sormuş dedeme. Ne yapayım yani, bu geldi aklıma, bunu hazırladım, bunu koymayı düşündüm demiş. Ya bir sürü şeyimiz var, savaşlarımız var. Mesela Sakarya Savaşı var demiş. Niye Sakarya koymuyorsun? Daha anlamlı ve daha güzel olur isim demiş. Dedem de bu kişiden etkilenerek hemen bir gecede değiştirmiş dükkanın ismini, hazırlamış ve Sakarya olarak açmış. Yani Sakarya'nın hikayesi de böyle. İsim hikayemiz böyle. Evet, ne güzel. Hiç değiştirmeden gelmişsiniz bu zamana kadar. Evet, evet, aynı şekilde değiştirmeden geldik. Bazı şeyler sorar bize müşterilerimiz, Sakarya mısınız diye. Aslında bölge olarak Sakarya ile çok fazla bir şeyimiz yok. Alakamız yok ama Sakarya olarak devam ediyoruz. İsmimiz Sakarya olarak yıllardan beri böyle devam ediyor. Evet. Evet. Peki tatlılar gelecek nesle aktarılabilecek mi? Yani o ustalık gelecek nesilde yapabilecek mi? O ustalığı, sevgiyi aktarabilecek miyiz? Ya inşallah biz aktarmaya çalışacağız. Şu anda çocuklarımız çok şu anda işle ilgili değil açıkçası. Biz onları aşılamaya çalışıyoruz ama yani bilmiyorum ki, şu an yeni nesil genellikle biliyorsunuz teknoloji çağı olduğu için daha çok farklı alanlara kaymaya çalışıyor. Bu işler tabii biraz meşakkatli, öyle söyleyeyim. Yani sevmek lazım. Sevmeden bir insanın yapabileceği bir iş değil. Severek yapabilen ancak uzun süre yapabiliyor. Aşılamaya çalışacağız. Biz aşılamaya çalışacağız. İnşallah yapabilirler. Öyle söyleyelim. Evet, İnşallah aktarabiliriz. Teşekkür ederiz. Yani sohbetiniz gerçekten çok akıcı gidiyor. İsterseniz bir tatlı daha tanıtın bize. Ramazan özel bir tatlı. Evet efendim, Ramazan'a özel tatlıları anlatmaya devam ediyoruz. Cihan Usta'mızla sohbetimize devam ediyoruz. Ustam, başka neleriniz meşhur? Evet, yassı kadayıf söyleyeyim ben, Ramazan'a özel. Yani Ramazan'da muhakkak yapıyoruz. Biz Ramazan harici de yapıyoruz yassı kadayıfını ama Ramazan'da muhakkak oluyor. Yassı kadayıf da çok, yani birçok yerde yapılmayan bir tatlı şu anda. Ama çok eski bir tatlı. Ben de ilk kez gördüm. Siz ilk kez gördünüz, evet. Çok gençsiniz efendim, o yüzden ilk kez gördünüz. Belirli yaşın üstündeki insanlar muhakkak bilir yassı kadayıfını. Özellikle 50 yaşın üstündeki insanlar bilir ve şey yapar. Yani birçok tatlıya şey yapar, onu tercih eder. Yani mesela, çok beğeniliyor herhalde, çok mu güzel, neyden yapılıyor? Yani neden yapılıyor? Bu yassı çok zor değil aslında, yassı kadayıf. Yani hamuru yumurtaya bulayıp yağda kızartıp şerbete attığımız bir tatlı, basit bir tatlı. Onun da güllaç gibi kenarları kesiliyor, kenarları alınıyor şey olmasın, yumuşak kalsın diye. Bu yassı kadayıf aslında eskiden annelerimiz, bayat ekmekler eskiden evde kesinlikle çöpe atılmazdı. Bayat ekmek kaldığı zaman evlerde, birçok evde, ben çok iyi biliyorum çocukluğumdan, o ekmekler saklanıp, yumurtaya bulanıp, yağda kızartılıp şerbetin içine atılır, tatlı yapılırdı. Bu yassı kadayıf da oradan türeyen bir tatlıdır aslında. Bayat ekmek kültüründen gelen bir tatlı. Ziyan olmasın mantığıyla bayat ekmeği değerlendirirdi aileler. Ne güzel, israfa karşı bir şey var orada. Evet, evet. Zaten bayat ekmekler toplanırdı 2-3 gün. Özellikle Ramazan ayında hemen bu yassı kadayıf, o evlerde ekmek tatlısı derlerdi. Yani ekmek tatlısı değil aslında, yassı kadayıf ismi ama yani oradan türeyen bir tatlı yassı kadayıf. Bayat ekmek kültüründen gelen, atılmasın, ziyan olmasın. O yüzden bunu tabii bilen aileler bunu muhakkak şey yapıyor. Belirli yaştaki insanlar tercih ediyor yassı kadayıfı. Evet, arıyorlardır da şimdi her yerde yapılmıyor herhalde tabii, anladığımız kadarıyla. Her yerde yapılmıyor. Arıyorlar, sipariş de alıyoruz çok. Mesela bizim çok seven müşterilerimiz var. Gönderiyoruz, sipariş de alıyoruz yassı kadayıf. Özellikle Ramazan ayında. Daimi müşteriler var yani. Var, var tabii. Olmaz mı? Muhakkak. Evet. Peki başka çok özel yaptığınız ürünler var mı?
Vallahi ürünlerimizin aslında hepsi özel de hepsini anlatırsam zamanımız yetmez. Şeyden kalbura bastıdan bahsedelim mi biraz? Kalbura bastı, kalbura bastı tatlısı yapıyoruz mesela. Hamur tatlısı da bir kalbura bastı ama kalbura bastı da şey, yani birçok yerde o da yapılmayan bir ürün olduğu için, çok az yapılan bir ürün olduğu için söyledim size onu. Ama ismi çok ilginç. İsmi nereden geliyor acaba? Ya bölge isim içeriğini tam bilmiyorum açıkçası ama bölgeyi bazı bölgelerde kalbura bastı, bazı bölgelerde hurma tatlısı olarak adlandırılıyor. Ya bölgeye göre değişiyor. Yani Ege bölgesi genellikle kalbura bastı der. Farklı bölgeler hurma tatlısı olarak da adlandırılıyor. Ama güzel bir tatlı oluyor. Kalbura bastı şeyden geliyor. Onun hamuru kalburda şekillendiriliyor. Hamur tatlısı. Kalburda böyle çekilerek yapıldığı için, kalburda şekillendirildiği için adı kalbura bastı. Çok keyifli oluyor. Keyifli yani. Lezzetli bir hamur tatlısıdır o. Çok yerde yapılmaz. O da yassı kadayıf gibi seveni çok olan ve aranan tatlıdır yani. Evet. Tatlının yani sevmeyeni yok gibi zaten. Evet. Hani evet. Tatlı, Ramazan hepsi iç içe olduğu için evet. Tam zamanı tatlı yemenin. Evet, evet. Evet, şimdi de meşhur revaniye bakalım bir ustam. Tabii revaniniz de çok meşhurmuş. Evet, aynı şekilde. Revani en büyük özelliği bizde, biz revaniyi sadece köy yumurtasından yapıyoruz. Köy yumurtası kullanıyoruz revaniye. Revani yapımında zaten çok oldukça fazla yumurta kullanılıyor. Bu bir tepsi revaniye yaklaşık 30 tane yumurta kullanıyoruz. Bir kolu yumurta gitti. Tabii aynen öyle. Köy yumurtası, en büyük özelliği köy yumurtasından yapıyoruz. Biz revaniyi, bizi tanımayan, bilmeyen müşterilerimiz bizi revaniyi bizden aldığı zaman gıda boyası kullandığımızı zannedebilir. Çünkü rengi köy yumurtasının sarılığı var. Köy yumurtasının sarılığı şeyinde olduğu gibi renk veriyor şeye. Yani o gıda boyası zannedilebilir. Ama kesinlikle gıda boyası yok. Her şey doğal. Her şey doğal ve köy yumurtasından yapılıyor. Ve çok lezzetli oluyor revani. Revani de çok eski ve çok sevilen bir tatlı. O da çok unutulan lezzetlerden biri, öyle söyleyeyim ben size. Yani yassı kadayıf gibi, yani gençlere değil de belirli bir yaş üstündeki insanların daha çok alıcısı oluyor. Ama biz tabii gelen gençlere tavsiye edip onları da sevdirmeye çalışıyoruz. Evet. Tamam, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Böyle izleyicilerimize bir tavsiyeniz olacak mı tatlılarla ilgili? Son kez söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Son kez tatlı yapmak isteyenlere bir tavsiyem olsun. Yani severek yaptığınız zaman her şeyi yapabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Severek yapmak lazım. Sevgi her şeyin başı diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim Cihan Usta'mızla konuştuk. Ramazan ayındayız malum. Tatlı dünyasına uzandık. Tatlılardan güllaca baktık. Evet. Yastı kadayıfa baktık. Gerçekten çok güzel tatlılar vardı. Ellerine sağlık diyoruz ustamızın. Gezen Mutfak programını burada kapatıyoruz. Hepinize iyi Ramazanlar, iyi haftalar. Evet.